bir darbadı. Öyle herkese de bırakılmaz şimdi. Adam gibi biri de bırakmak lazım. Sen de düzgün adam mı bulacaksın be Tosun'um? Alasın bakayım senin olsun. İyi bak. Kartop abi, bu klarnete gözüm gibi bakacağım. Çaldıkça seni hatırlayacağım. Ne? Yani çaldıkça hatırlamasam bile, baktıkça seni hatırlayacağım. Uy! Müjdeyi kim vereceğimi buldum. Müjde şu. Temel, öküzünü unut. Temel, baba parası yiyen bir züppedur. Esas sağa Tosun'u öneriyorum. Bazen çok kıskanıyorum seni. Özgürsün. Saçını istediğin renge boyatabiliyorsun. Sevgilin var. Benim kedim bile yok. Ya ne saçmalıyorsun Suzi? Ben Kadri'ye ne diyeceğiz diye düşünüyorum. Sen bana kedime ne diyorsun ya? Ne kızıyorsun canım? Herkesin derdi kendine yeter. Seninki de dert mi ya? Kadri'nin başına gelen düşman başına gelmesin ya. Aman olan olmuş bir kere. Unutsun kızı, başka çaresi mi var? Oldu canım. Adamcağız sırtından bıçaklandı. Hayatı kaydediyorum sana ya. Ben de sizi arıyordum. Aman efendim, dünya güzeli de buradaymış. Bir de seninle uğraşamayacağım Vedat. Yani bir sen eksiktin. Hadi ben kaçtım, görüşürüz. Ne oluyor buna be? Sanki ona söyledim ha. Bugün herkes benimle uğraşıyor. Sakın sen de üstüme gelme Vedat. Gelmem. Tam tersine seni bugün çok mutlu edeceğim Suzi. Anlamadım. Nasıl yapacaksın bunu? Bak Suzi. Hayat yolu sarptır. Engebelidir. Dikenli tellerle doludur. Aile baskısı, sosyal baskı, örf, adet, gelenek. Bazen bizi yanlışa sürükler. Ve böylece en yakınımızdaki güzellikleri bile göremeyiz Suzi. Bak Vedat, bugün hiç havamda değilim. Bir şeyler çeviriyorsan bugün zamanı değil. Yok. Hiçbir şey çevirmiyorum. Vallahi. En hakiki hislerim de karşındayım. İnan bana Suzi. Şimdiye kadar hiç görmediğin kadar samimi bir Vedat var karşında. Of Vedat, ne geliyorsun ağzında? Seni seviyorum Suzi. Hem de çok seviyorum. Ferit'le dışarıda mı buluşacaksınız? Bilmem. Yani evde işin mi var? Yok canım, ne işim olacak? Dinlenirim herhalde. Bugün pek dışarı çıkasım yok. Aa, hava çok güzel Deniz. Niye evde oturacaksın ki? Çık dolaş biraz. Bilmiyorum Melek. Aa, Ferit geldi. Evde oturmayacaksınız. Ferit, bir mutluysam çekeceğim var benden. Senin için. Ay, dönümümüzü unuttuğumu sandım Ferit. Demek numara yaptın bana. Çok güzelmiş. Geçsene. Merhaba komutanım. Merhaba postacı. Ya gelme öyle üstüme, küçük zahmettin. Gelme. Bebeğim. Bebeğim. Ne olur dinle beni bebeğim. Bu öylesine güçlü bir aşk ki. Çok korktum, sakladım. Aslında doğruyu söylemek gerekirse babandan sakladım. Ne de olsa albay canımı okur. Ya kalk yerden lütfen. Bir yarın olacak, başıma iş açacaksın. Suzi, çok değil, sadece bir gün ver. Beni öylesine mutlu edeceksin ki. Hatta bir şarkı vardır senede bir gün diye. Ben de senden sadece bir gün diliyorum. Bu öylesine büyük bir aşk ki. Bana vereceğin bir gün beni ömür boyu mutlu edecek Suzi. Kamera şakası bu değil mi? Nerede diğerleri? Şimdi şuradan çıkıp gülecekler değil mi? Hiç komik değilsin Vedat. Bu aşkı neden esirgiyorsun benden? Benden. Seni bu kadar çok seven Vedat'tan. Çok şey mi istiyorum ya? Yeter Vedat, uzatma artık. Hadi çıkın ortaya, ben gidiyorum. Hayır! Gidemezsin. Ölümü çiğnemeden gidemezsin Suzi. Ya yeter ya, çattık deliye. Zalim kadın! Aşkımın değerini anlamadım. Ölünce kabrime gelme istemem. İstemem. Sarı saçlarını kabrime sürme istemem.
Melek, bir dakika gelebilir misin? Tabii. Geliyorum. Hani siz dışarı çıkacaktınız. Ben öyle bir şey demedim ki. Bir şey mi oldu? Yok canım. Sen keyfine bak. Ya Ferit, çok güzel bir hediye seçmişsin. Gerçekten çok naziksin. Teşekkür ederim. Bunu seçtim çünkü sen bana bağırdıkça zil sesi gibi geliyor Melek. Şey sesi, yani sen her durumda güzelsin. Sesin de güzel. Sen de güzelsin. O yüzden seçtim hediyeyi yani. Çocuklar, anneciğimle aramı düzelttim sonunda. Bir de şu Suzi evet deseydi. Neye evet deseydi ula? Arkadaşlar Suzi'ye çıkma teklif ettim. Ama kabul etmedi. Dur tahmin edeyim. Bu ilişkinin sonu yok mu dedi? Yoksa biz ayrı dünyaların insanıyız. Tahtalık evi bize çok uzak mı dedi? Ya Rabbi duy! Sırat Köprüsü'nü geçemeyince sakın Vedat Vedat diye böğürme. Kılımı kıpırdatmayacağım senin için. Saçmalama uşağım. Albay seni duyarsa 3 güne kalmaz el durur. Deli misin desin ya? Aman eldirirse eldirsin. Atın ölüm arpadan olsun be. Böyle bir Vedat vardı derler işte. Ne olacak? Şişt, ne düşünüyorsun böyle kara kara? Kar topu. Harbiden ne düşünüyorsun be şaşkın? Gidip eğlensene be. Tabii Vedat'ım. Zaten ben de şimdi diskoya gideceğim, kız arkadaşlarım onları dağıtacağım da akşam olmasını bekliyorum. Askeriye lan burası, ne yapayım? Uşağım, git ananları ara da onlarla vedalaş bari. Hiç mi yapacak bir şey bulamadın ya? Bulamadım vallahi. Düşündüm düşündüm, yapacak hiçbir şey yok kardeşim. Ada, şu gıcık oran değil mi lan? Ne yapayım, şunu bir pataklayayım da içimde kalmasın bari. Yapacak ne güzel bir şey buldum kardeşim. Hatta biz de gidip son bir kez dövelim mi? Olmaz. Bu benim son arzum. Siz kendinize başka son arzu bulun. Şşş. Baro. Baksana be. Levent işte hemen başka zaman da gelebilir. Ama Ferit'in sadece bir gün çağrış izni var Deniz. Keşke baştan söyleseydin. Ben de ona göre program yapardım. Nereye Ferit? Ben gideyim komutanım. Tatsızlık olmasın. Otur oturduğun yerde Ferit. Sizi de böyle bir durumun içine soktum komutanım. Üzgünüm. Zaten yeterince anlayış gösteriyorsunuz. Ne olur utandırmayın beni, ben gideyim. Bak Ferit, sen benim askerimsin tamam. Ama kimle olduğum beni hiç ilgilendirmez. Bugüne kadar da hep çok efendi davrandım. Aradaki farkı bildiğinden de eminim. Tamam kışla da ast üst olabiliriz. Ama burada gördüğün gibi ikimiz de siviliz. Sağ olun komutanım. O yüzden otur şuraya, Melek'ten fırça yemek istemiyorum.